Merhaba, ben diyetisyen Dilan. Bu videoda sizlere pandemi nedeniyle son dönemde artan sokağa çıkma kısıtlamalarının bir sonucu olarak pek çok kişinin ortak şikayeti olan tatlı yeme isteğinin artmasından bahsedeceğim. Müzik Öncelikle tatlı yemenin kontrol edilememesi durumunda çoğunlukla artan karın bölgesi yağlanması, gece yeme istekleri, fazla vücut ağırlığı kazanımı... Onun dışında yemekten sonra çok kısa bir süre sonra acıkma durumu ya da bazı kan değerlerinde bozulmalar olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için tatlı yeme isteğini azaltacak bazı önerilerim olacak. Bunların en başında basit karbonhidrat tüketimini azaltmak gerekiyor. Basit karbonhidratlar nelerdir? pirinç, beyaz un, nişasta, şeker, şeker içeren her türlü gıdadır aslında. Asit karbonhidratlar yerine seçeceğimiz kompleks karbonhidratlarla. Yani bulgur, yulaf, kepekle yapılmış ürünler, çavdarla yapılmış ürünler ya da onun dışında kuru baklagiller aslında kompleks karbonhidrat dediğimiz besinlesini içerirler. Bu tam tahıl ürünleri ana ürünlerde özellikle sebze ya da protein içeriği yüksek içeriklerle tercih edersek uzun süre tok kalmayı ve tatlı yeme isteğinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bir diğer önerim Ara öğün tüketimi olacak. Ara öğünlerin esas hedefi aslında kan şekerinin düzenli bir seviyede kalmasına yardımcı olup bir sonraki öğüne daha top gelmek ve gün içinde iştah yönetiminin sağlanmasına yardımcı olmaktır. Ara öğünlerde yapacağımız sağlıklı seçimlerle yine aynı şekilde tatlı yeme isteğini azaltmak mümkün. Bu sağlıklı alternatifler nelerdir derseniz taze ve kuru meyveler, kabuğundan çıkmış sert kabuklu kuru yemişler, onun dışında tam tahıl ürünlerle hazırlanmış atıştırmalıklar yani tam buğdaylı grisini, yulaflı barlar ya da meyveli barlar gibi atıştırmalıkları rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tatlı yeme isteğini kontrol altına almak için üçüncü önerim ise meyvenin saatine dikkat etmek olacak. Meyveleri tek başına yemek bazı kişilerde daha fazla acıkmayı ve ardından tatlı yeme isteğinin artmasına neden olabilir. Bunun ortadan kaldırılması için meyvenin yanında protein içeriği ya da yağ içeriği yüksek gıdalarla meyveyi daha doyurucu hale getirmemiz mümkün. Buna örnek verecek olursam elmanın yanında yiyeceğiniz bir kase yoğurt ya da kefirle birlikte tüketeceğiniz bir meyve. Onun dışında ile birlikte kuru yemiş tüketmek ya da avokado ile bazı meyveleri karıştırmak gibi alternatiflerden rahatlıkla yararlanabiliriz. Dördüncü önerim lif tüketimini artırmak olacak. Yani diyet posasından bahsediyorum. Sebzeler, taze ve kuru meyveler, kuru baklagiller, tam tahıl ürünler, kuru yemişler gibi gıdalarda bulunan diyet lifi midenin daha uzun sürede boşalmasına yardımcı olacağı için tokluk süresinin daha uzun sürmesini sağlayacaktır. Bu da kişinin daha az tatlıya yönelmesine yardımcı olacaktır. Siz de günlük ana ve ara öğünlerde diyet lifi yani posa yönünden zengin gıdaları tercih ederek tatlı yeme isteğinizin azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Beşinci ve son önerim ise Tatlı yemeğiniz geldiği anda sağlıklı tarifler uygulamanız olacak. Pandemi öncesinde pek çok kişi zamansızlıktan yakınırdı ancak şimdi artık evlerde daha uzun süre vakit geçirdiğimiz için mutfakta daha fazla vakit yaratabiliriz. Hurma, dut kurusu, gün kurusu, muz, keçi boynuzu özü gibi sağlıklı tatlandırıcıları kullanarak sizler de evde çok sayıda farklı tarif üretebilirsiniz. Bunları tabii ki kontrollü porsiyonda tüketerek daha düşük kalori ve daha az şeker almayı sağlayabiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.